Daha önceki videolarımızda özellikle koronavirüs enfeksiyonundan korunmada C vitamini ve D vitamininin özelliklerinden bahsetmiştik size. Bugün istedim ki koronavirüse yakalanırsanız evde tedavinizi düzenlerken hangi vitamini ne kadar alacaksınız, doz ayarlamasını nasıl yapacaksınız onu konuşalım. Hemen D vitamini ile başlamak istiyorum. Çünkü özellikle pandeminin başlangıcında D vitamininin ne kadar önemli olduğunun altını çizen bir sürü bilimsel yazı çıktı. Bu bilimsel yazılar şunu söylüyordu. Diyordu ki eğer koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan kişinin D vitamini düzeyi düşükse bu durumda hastalık daha ağır seyrediyor ve ölüm riski de daha yüksek. Bu biraz tartışmalı oldu fakat ağırlıklı olarak bilim dünyası bunun doğruluğunu kabul ediyor. Yine de elimizde net veriler olması açısından hem İngiltere'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde D vitamininin rolü üzerine daha kapsamlı ve kaliteli çalışmalar planlandı. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde planlanan çalışmaydı. Burada şöyle yaptılar, 2700 kişiyi aldılar. Bunların 1500'ü koronavirüs enfeksiyonunu geçirmekte olan kişilerdi. 1200'ü ise yakınlarıydı. İşte burada D vitamini verdiler ve izleyecekler bakalım. Hem koronavirüs bulaşma riski olan o 1200 kişi nasıl seyrediyor, hem de koronavirüs enfeksiyonu geçiren o 1500 kişi nasıl hastalığı seyrediyor D vitamini takviyesiyle. Şimdi oranın materyal metodunu, yani o çalışmanın metodunu alarak bizler de evde mesela koronavirüs enfeksiyonu geçiriyorsak, hafif geçiriyorsak acaba D vitaminini nasıl ayarlayabiliriz diye bir planlama yapabiliriz diye düşündüm. Öncelikle şunu söylemek lazım. İdeal olan tabii ki D vitamini düzeyini bilerek doz ayarlaması yapmaktır. Çünkü D vitamini yağda erir bir vitamin olduğu için gereğinden fazla alınan D vitamini vücutta birikir ve zarar verebilir. O yüzden özellikle böbrek yetmezliği olanlar, hiperkalsemisi yani kandaki kalsiyumu yüksek olanlar, ileri damar sertliği olan kişiler, ciddi hipertansiyonu, yüksek tansiyonu olan kişilerin D vitaminini ayarlamadan önce, dozlarını almadan önce mutlaka doktorlarıyla görüşmesinde fayda var. Fakat o materyal metoda baktığımız zaman nasıl yapmışlar ona bakıyoruz. Şimdi bu kişiler de şöyle yapmışlar. İlk 2 gün 9600 ünite D vitamini vermişler. Sonrasında her gün 3200 üniteyle devam ediyorlar. Bu çalışmanın sonuçları daha çıkmadı. Çıktığı zaman çok daha net olarak D vitamininin hastalığın seyrinde ve bulaşmasında nasıl bir rolü olduğunu çok net olarak anlayacağız. Şimdi ünite, mikrogram, damla deyince kafalar karışıyor. O yüzden hemen D vitamininin doz ayarlamasını yapalım. Şimdi bir kere bir erişkin kişide aslında ideal olan, hani uzun süre D vitamini kullanacaksa, günde 1000 üniteyi geçmemesi. Fakat bu dönemde diyelim ki hani şöyle bir senaryoda D vitamini düzeyini bilmiyordunuz ve koronavirüse yakalandınız. O zaman hani en azından bu enfeksiyon sürecinde biraz yüksek doz D vitamini almak bir zarar getirmeyecektir. Biraz önce söylediğim koşulları bir kenara bırakırsak. Peki doz ayarlaması nasıl olacak? Şimdi mesela eczanelerde en sık satılan preparat 15 mililitrede 50 bin D3 vitamini içeren preparatlar. Ha, o zaman şimdi 50 bini 15'e böldüğümüz zaman kabaca 3300 ünite gibi bir rakam çıkıyor. Dolayısıyla benim o preparatta 1 mililitrede 3300 ünite var. Biraz önceki çalışmada ne demiştik? 3200 veriyorlardı. Demek ki ben kabaca günde 3300'ü alırsam, yani 1 mililitre olarak alırsam, o çalışmadaki metodu da taklit etmiş olurum. Yani benim açımdan yararlı olabilir gibi görünüyor. Peki 1 mililitre kaç damla? 1 mililitre D3 25 damladan oluşuyor. Dolayısıyla o 15 mililitrede 50 bin ünite içeren D3 içeren preparatın 25 damlasını attığınız zaman, o zaman içtiğiniz zaman 3300 ünite almış oluyorsunuz. Maksimum doz zaten 4000 ünite olmalı. Yani bir kişi böyle ezbere D vitamini kullanacaksa 4000 üniteyi kesinlikle geçmemeli. Dolayısıyla burada 3300 üniteyi almış oluyorsunuz. D vitaminini de su yerine işte süt olabilir veya ayran olabilir, zeytinyağı olabilir. Yağda erir bir şeyin içinde içmenizde fayda var. Neden? Çünkü D vitamini yağda erir bir vitamin olduğu için emilimi çok daha kolay olacaktır ve çok daha fazlasını emeceksiniz, kullanacaksınız. Ha bir de
D vitaminine baktığınız zaman bazen preparatların üzerinde, ilaçların üzerinde de mikrogram üzerinden yapıyor. Orada da şunu söylemek lazım. 1 mikrogram D vitamini 40 üniteye denk geliyor. Dolayısıyla mesela multivitaminlerden bir tanesini aldınız, baktınız üzerinde işte 10 mikrogram D vitamini yazıyor. O zaman ne diyeceksiniz? Burada 40 ile çarpacaksınız. 400 ünite var. 400 ünite tabii biraz düşük gelebilir. Ona göre ayarlama yapmak gerekecektir. Dolayısıyla hani D vitamini söylediğim gibi işte mikrogram üzerinden hesapladık. Damla üzerinden hesapladık. Ünite üzerinden hesaplayarak günde ne kadar almamız gerektiği konusunda da hani kabaca bir fikir verdik. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. D vitamininin doğru olan dozlaması ancak bir düzey belirledikten sonra yapılabilir. Ancak dediğim gibi hani bir anda tak diye ateşiniz çıktı, koronavirüs olduğunuz ortaya çıktı, D vitamini ölçme şansınız kalmadı. Yani o zaman kısa bir süre için böyle bir yüksek doz D vitamini düşünülebilir. Ama yine de mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda var. Onun da altını tekrar tekrar çizmek lazım. Gelelim C vitaminine. C vitamininin özellikle soğuk algınlığında koruyucu olabileceği fikri ilk Pauling tarafından atıldı ve bundan sonra da üzerinde çok tartışma yapıldı. Onlara çok girmeyeceğim ama çok kabaca şunu söylemek lazım. Hani C vitamini gerçekten soğuk algınlığında özellikle fizik gücünüzü çok kullanıyorsanız ve soğuk ortamlarda çalışıyorsanız koruyucu gibi görünüyor. Bir de C vitamininin şöyle bir faydası var. Çocuklarda C vitamini kullandığınız zaman soğuk algınlığı nedeniyle yıl içinde okula gidememe sayısı daha düşük oluyor. Yani C vitamini işinden, gücünden seni ayrı koymuyor soğuk algınlığı nedeniyle. Aslında o biraz daha hani ayakta geçiriyorsun doğrusunu istersen. Koronavirüs döneminde biraz daha ön plana çıktı. Orada da yüksek doz biraz daha C vitamininin önemli olduğu altı çizildi. C vitamini preparatları da 250 ila 1000 mg arasında değişiyor. C vitamininin maksimum dozu zaten 2000'dir. Dolayısıyla günde 1000 aldığınız zaman sizin için yeterli dozu almış olursunuz. Tabii bir de C vitamini suda erir bir vitamin olduğu için zaten fazlası idrarla atılacaktır. Sonuç itibariyle sadece koronavirüs enfeksiyon döneminde biraz yüksek C vitamini ve D vitamini kullanmanın bir zararı olmayacaktır. Ama bunu çok uzun dönem yaparsanız özellikle hani D vitamini için bu biraz daha geçerli. Yan etkilerini görebilirsiniz. Hiç istenmeyen noktalarda kireçlenmeler söz konusu olabilir. O yüzden burada sadece enfeksiyon döneminde bunları kullanmakta fayda var diyorum. Bunun ötesinde bir de tabii üzerinde en fazla konuşulan şeylerden bir tanesi de çinko. Minerallerden bir tanesi. Pek çok yazı çinko kullanımının soğuk algınlıklarını hafiflettiği ve koronavirüste de etkili olabileceği söyleniyor. Çinko pek çok zaten bu multivitamin içinde var. Çinkonun da günlük maksimum dozu 40 olmalı. 40'ın üzerine çıkmamalısınız. Zaten bu multivitaminlerin içinde de doğrusunu isterseniz çok fazla yüksek oranda çinko bulunmuyor. Toparlamak gerekirse şimdi özellikle D vitamini günde 4000 üniteyi geçmeyin diyorum. Özellikle bu dönemde zaten süresi kısa süreli olmalıdır. Maksimum 4 hafta kullanmalısınız. C vitamini günde 2000 mg'ı geçmemeli. İdeal olan doz 1000 mg civarında olmalıdır. Çinkoyu da 40 mg'ın üzerine çıkmamak gerekiyor. Aksi takdirde bunların hepsinin üst limiti geçtiğiniz takdirde size faydası değil zararı olacaktır. Bunları mutlaka akılda tutmak lazım. Eğer videonun bu dakikasına kadar benimle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Elbette videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna ve paylaş tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda eğer kanala abone değilseniz abone olmanız beni çok mutlu edecektir. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.